Merhaba arkadaşlar, Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taranabilir makromeden bu şekilde yaprak yapımını göstereceğim. Daha doğrusu yaprak anahtarlık yapacağız. Yapımına geçelim isterseniz ama öncesinde şu şekilde ipimi göstereyim, kullandığım ipi. Taranabilir makrome arkadaşlar, kalınca bir ip. Milimi üzerinde yazmıyor. O yüzden milimini bilemiyorum ama kalın. Makasa ihtiyacımız olacak. Ölçülerini söyleyeyim. Öncelikle bir 30 santim uzunluğunda ip keseceğiz. Böyle bir parça. Bunu ikiye katlayacağız. Sonrasında yine şöyle daha küçük, daha kısa ipler keseceğiz. Bunlar da 20 santim. Bunu da ikiye katlayarak kullanacağız. Bir de arkadaşlar ütüye ihtiyacımız olacak. Ben yaptıktan sonra taramaya geçmeden önce tabii bir de tarağa ihtiyacımız var. Böyle ince bir tarak kullanacağım. Önce ütüleyip sonra tarayacağız. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi uzun olan ipimizi bu şekilde ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Burada biraz pay bırakacağım. Şöyle yapıştırıyorum. Rahat yapabilmek için. Şimdi sabitledikten sonra ipimizi, bu daha kısa olan iplerimizi kullanıyoruz. Bu şekilde onları da ikiye katlıyoruz. İpimizin altına yerleştiriyoruz böyle. Sonra diğer ipimizi alıyoruz. Onu da bu şekilde ikiye katlıyoruz. Onu da diğer tarafa. Burada oluşan halkamızın içinden diğer ipimizin uçlarını bu şekilde geçiriyoruz. Buradaki halkadan da bu taraftaki uçları geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iplerimizi sıkıştırıyoruz. Umarım görünmüştür. Şöyle yapayım biraz daha. Şimdi tekrar yapıyoruz. Yine ikiye katladık ipimizi. Bu taraftan alta yerleştirdim. Yine ikiye katladım. Ve buradan içinden geçiriyorum. Diğer taraftaki uçları da buradakinin içinden geçiriyorum. Yani iplerimiz birbirinin içinden geçerek ortada birleşmiş olacaklar. Bu şekilde de sıkıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ben 6 tane yapacağım. Buradaki yapmış olduğum 8 tane. Daha doğrusu 8 bir tarafa, 8 bir tarafa. 16 tane. Burada da 12 tane ip kullanmış olacağım bu şekilde. Bu şekilde iplerim bitene kadar devam ediyorum. Böyle ikiye katlayıp altına yerleştiriyorum. Sonra diğer ipimizi de ikiye katlıyorum. Burada bunun uçlarını geçiriyorum. Buradan da diğer ipimizin ucunu, alttaki ipimizin ucunu geçirip bu şekilde sıkılaştırıyoruz. İyice sıkı yaparsak daha iyi olur. Evet arkadaşlar, bu şekilde iplerimizi bağlamayı bitirdim. Şimdi taramaya geçmeden önce
ütümüzü yapacağım. Buharsız ayarda ütüleyeceğim. Sonrasında tarayacağız. Evet arkadaşlar, ütüledim şu anda. Buharsız dedim ama isterseniz biraz buhar ayarını yükselterek de ütüleyebilirsiniz. Pamuklu ip olduğu için zaten bir şey olmaz. Şimdi taramaya geçiyorum. Bu şekilde, yani bağladığımız kısımdan uçlara doğru bu şekilde taradığımız zaman, yani katlarını açacağız. Bu şekilde bütün iplerimizi tarayıp katlarını açacağız arkadaşlar. Gerekirse sonra tekrar ütü yapabiliriz üzerine. Evet arkadaşlar, şimdi tarama işlemini bitirdim. Sıra makasla kenarlarından keseceğiz. Bu şekilde yaprak şeklimizi vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde yaprak şeklime verdim. Siz de isterseniz bir kağıda yaprak şeklinizi çizip ona göre daha düzgün bir şekilde makasla kesebilirsiniz. Ben bu şekilde şeklini verdim. Güzel de oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Makrome anahtarlığımız bu şekilde yapılıyor. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca bunu çantanıza süs olarak da kullanabilirsiniz ya da başka süslemelerinizde. Duvar süsü falan da yapabilirsiniz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.